Tatilini İstanbul'da geçirmeye karar verenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında sahiller ve boğaz hattı bulunuyor. İstanbul Valiliği yayınladığı listede denize girilebilecek 96 plajı açıkladı. Ancak yasak olmasına ve tüm tehlikesine rağmen boğaz hattındaki birçok noktada en az sahiller kadar yoğun talep görüyor. Bayram tatili için on binlerce kişi şehir dışına gitti. İstanbul'da sokaklar boş kaldı. Ancak sıcak hava nedeniyle boğaz hattı yoğundu. Su çok güzel, İstanbul boş, boğaz keyifli. Oğlumla birlikte suya giriyoruz. Fantastic. Boss for us is a gift. Burada yüzmek harika. Boğaz doğanın bir hediyesi. Biz de tadını çıkardık. İstanbul'da boğaz hattındaki hemen hemen tüm sahillerde benzer bir görüntü var. İstanbullular güneşin, yazın, serinlemenin tadını çıkartıyor. Ancak yüzerken çok dikkat etmeli çünkü tüm boğaz hattında neredeyse kuvvetli bir akıntı var. Sürüklenme, boğulma riski bulunuyor. İstanbul Valiliği önlem olarak bir liste yayımladı. Denize girilebilecek 96 noktayı açıkladı. Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece ve Sarıyer en fazla güvenli sahili bulunan ilçeler oldu. Biz burayı seviyoruz. Bizim tatil köyümüz burası. Bura akıntı burnu derler buraya. Burada çok tehlikeli akıntılar olur. Fakat biz buranın ilmini bildiğimiz için akıntıyı ters tarafa almayız. Akıntı ne tarafaysa o tarafa doğru yüzüp oradan çıkarız. Akıntıya göre yüzüyoruz bak. Akıntı aşağıysa buradan atıyoruz. Orada merdiven yaptık. Çıkış yerlerimiz orası. Boğaz hattında denize girenler kendine güvendiğini iddia etse de şiddetli akıntı nedeniyle bu durum çok tehlikeli. Önceki yıllarda birçok kişi yaşamını yitirdi. Burada akıntı gidişatını bilmeyen insanın boğulması bir yani hiç kaçınılmaz yani. Şu ortamı bilmesi gerekiyor. Yani akıntıya göre hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle boğazda denize girilmesi yasak. Geçen yıl plajlarda boğulmak üzere olan 3000'in üzerinde kişinin yardımına can kurtaranlar yetişti. Bu nedenle can kurtaran bulunan plajların tercih edilmesi öneriliyor.